Hello, dear students. I am your lecturer, Nurdan Özsevgeç. This is our second lesson, Unit 8 and Week 9. In this lesson, we are going to finish Unit 8. We will do the review part together. But at first, let's see what you did in Unit 8. Let's see it at first. In Unit 8, you had body parts, and also you studied feelings like sad, confused, tired, happy, bored, cold, thirsty, surprised, sleepy, angry, hot, hungry, excited, scared, and worried. And also you look at how you can say them. Yani bunları söylediğinize de baktık. Hani yorgun hissediyorum derken kullanabilirsiniz ya da hangi sorulara cevap olarak bunları kullanabilirsiniz. Bunları gördünüz. And also you studied health problems. Sağlık sorunlarıyla ilgili hem sorulara hem de bu sorulara nasıl cevap verebileceğimize ya da bu şikayetlerden nasıl bahsedeceğimize baktık. Aynı zamanda da bunlar için arkadaşlar şu ve şu durumda tavsiyeler verdik. Ve bugün arkadaşlar Schultz ve Schultz'u tekrar edip review kısmına birlikte göz atacağız. Okay. Let's start with the previous lesson. Okay, in your previous lesson, studied body parts, feelings, health problems, but we need to study Schultz and Schultz. So, we can start it. Okay, while giving advice, we generally use should, shouldn't. Yani tavsiye verirken should, shouldn't'u kullanıyoruz, olumlusu ve olumsuzu. Peki nedir bu should, shouldn't? Bilmeli ya da yapmamalı, olmamalı şeklinde kullandığımız yapı. Olumlusu da, olumsuzu da arkadaşlar should ve shouldn't'un yani. Bunlar arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi yalan fiillerle yani fiile herhangi bir ek getirmeden kullanıyoruz. Öznemiz ne olursa olsun I, you, we, they, he, she, it, people, Tom, or Tom and Gina yani tekil ya da çoğul hiç fark etmiyor. Özneye göre herhangi bir değişiklik yok. Ve şunu da ekleyip arkadaşlar olumlu bir şey söyleyeceksek yani yapmalısın ya da yapmamalısın ya da yapmalıyım, yapmamalıyım derken arkadaşlar öznemizi seçiyoruz. Özneye göre herhangi bir değişiklik yapmadan should ya da shouldn't ve daha sonra da arkadaşlar kullanmak istediğimiz fiili yalın halinde kullanıyoruz. Bu ne demek? Herhangi bir s takısı gelmiyor, ed takısı gelmiyor, ing takısı gelmiyor. Zaten örneklerden bakacağız. Okay, these are our examples. I need to lose weight. I should eat less. The weather is cold. You shouldn't go out. Children shouldn't eat junk food. They should eat healthy food. She has a toothache. She should see a dentist. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı. Burada hem de şöyle alalım. Bakın arkadaşlar burada farklı öznelerle kullandık şuldu. I, you, they ya da children ya da she. Bunlarda arkadaşlar tekilleri, çoğulları var. Bunları arkadaşlar hiçbir şekilde değiştirmedik. Should'da herhangi bir ek yok. Fiillerde de yok. Burada arkadaşlar ne diyor? Bir bakalım. I need to lose weight. I should eat less. Kilo vermeliyim. Daha az kilo vermeye ihtiyacım var. Daha az yemeliyim. Milimalı. The weather is cold. You shouldn't go out. Hava çok soğuk. Dışarı çıkmamalısın. Children shouldn't eat junk food. Çocuklar abur cubur yememeli. They should eat healthy food. Çocuklar sağlıklı gıdalar yemeli. They, children çünkü burada. She has a toothache. She should see a dentist. Diş ağrısı var. Bir dişçiye ya da diş doktoruna gitmeli şeklinde kullanıyoruz. Sizden de arkadaşlar istediğim kendi örneklerinizi vermeniz. Kitapta 8. ünitede çalıştığınız sağlık problemlerini düşünün. Ve bunlar arkadaşlar şu ve şu durumda kendiniz cümleler kurmaya çalışın. Yani burada başka ne vardı? Mesela burada gördüklerimizden yine kitapta olanlardan hemen bir bakalım. Örnekler verelim. Bakalım neler vardı kitaptaki
sağlık problemleriyle ilgili. I have a cough. I have a terrible cough. Çok kötü öksürüyorum. Buna ne dersiniz? You shouldn't smoke. Ya da I shouldn't smoke şeklinde kullanabilirsiniz. Bakıyorum burada. I have a sore throat. You should drink hot tea. Or you can say I have a fever. You shouldn't what can we say? You shouldn't wear clothes gibi. Ya da I have a flu. You shouldn't go to work. İşe gitmemelisin gibi örnekler verebiliriz. Sizden de arkadaşlar olumlu ya da olumsuz örneklerinizi kendiniz kurmanızı istiyorum. Bakalım burada ne vardı? I should eat fresh vegetables or she should eat fresh vegetables. We shouldn't eat fatty food. Her örnekte de bakın arkadaşlar eat'i kullanmış, herhangi bir değişiklik yapmamış. Tekrar dönelim sunumumuza. Okay, let's go. We will do some practice here. Give us some advice we generally use should, shouldn't. Burada arkadaşlar should ve shouldn't'u sadece sağlık problemlerinde tabii ki kullanmıyoruz. Meli malı anlamında kullandığımız için herhangi bir yerde. Mesela sınavı geçmek istiyorum. Daha çok çalışmalısın. Ya da çocuklar ailelerinin sözünü dinlemeli gibi örneklerde de kullanabilirsin. Sadece sağlık problemleri için değil tabii ki. Diğer örneklerde de yine minimal anlamı içerdiği için kullanırız. Şuldu ve şulundu. Bir bakalım. Burada arkadaşlar sizden istediğim durumlarda siz should ya da shouldn't kullanarak cümleyi nasıl tamamlarsınız? Ben tek tek okuyacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde ben okurken cevaplarını vermeye çalışın. Daha sonra ben size kendi verdiğim cevapları, yani herkes kendine göre cevaplarını verebilir. Ben de örnek cümleler kuracağım sizin için. I want to lose weight. What should I do? I need some advice. Yani burada birisi sizden tavsiye bekliyor. Siz de ona ne dersiniz, ne demelisiniz? Bunları bir düşünün. She is going on a holiday, but where should she go? Tatile gidecek ama nereye gitmeli? You look exhausted. Exhausted means tired, very tired. You blah blah blah. Çok yorgun görünüyorsun, şöyle şöyle yapmalısın. The baby is sleeping, you blah blah blah. I need more money, blah blah blah. Then, let's see my own answers. I want to lose weight, what should I do? My friend says that, what should I do? And I said, if you want to lose weight, you should do exercise regularly. Or, she is going on a holiday, but where should she go? I think she should go somewhere hot. Or she should go to Fethiye, you can say. You look exhausted. You should have a rest. Dinlenmelisin. The baby is sleeping. You shouldn't make noise. Burada da olumsuzunu kullanmış oldum. Siz de olumlu ya da olumsuz kullanabilirsiniz. Ya da tam tersi olumlu kullanmak isterseniz you should be quiet. Sessiz olmalısın. Ya da you shouldn't make noise. Gürültü yapmamalısın. I need more money. I should work harder. Daha çok çalışmalıyım. Para ihtiyacım var. Daha çok çalışmalıyım gibi. Sizden de arkadaşlar örneklerinizi duymak istiyorum. Şimdi hüye bölümündeki örnekleri birlikte yapalım. Okay, you can find this exercise on your book, page 76. Let's complete the dialogue with the sentences below. We have get well soon. Bu bizdeki geçmiş olsun gibi. What's the matter? Sorun ne? Neyim var? What should I do? Ne yapmalıyım? I feel terrible today. Bugün çok kötü hissediyorum. Then, please keep them in your mind and try to complete the dialogue. What happened, Cansu? You look pale. Blah, blah, blah. Why? My whole body hurts. I have a headache and sometimes I cough badly too. Oh, my dear, let me check your temperature. Oh, you are burning, my dear. Yeah, I know. I'm afraid I have the flu. You should take some pills for your headache and have a cold shower. I don't think it works. I feel too tired.
Then you should see a doctor. Maybe I should. You are right. And well, Peter, thank you very much. Then, did you find the answers? Let's check it together then. What happened, Cansu? You look pale. And Cansu says, I feel terrible today. Why? What's the matter? My whole body hurts. I have a headache and sometimes I cough badly too. Oh, my dear, let me check your temperature. Oh, you are burning, my dear. Yeah, I know. I'm afraid I have the flu. And what should I do? You should take some pills for your headache and have a cold shower. I don't think it works. I feel too tired. Then you should see a doctor. Maybe I should. You are right. And get well soon. Well, Peter, thank you very much. Bu da ne diyor arkadaşlar? Ne oldu Cansu? Çok yorgun hissediyorsun. Burada o da ona ne diyor? Bugün kendimi çok kötü hissediyorum. I feel terrible today. Neden? Sorun ne? Bütün vücudum ağrıyor, acıyor, ağrıyor. Başım ağrıyor ve çok kötü de öksürüyorum. Bir bakayım ateşine. Aa, sen çok fena yanıyorsun. Evet, biliyorum ve korkarım ki grip oldum. Ne yapmalıyım? Baş ağrın için birkaç tane ilaç almalısın ve soğuk bir duş da almalısın. Ben işe yarayacağını sanmıyorum. Çok yorgun hissediyorum. O zaman doktora gitmelisin. Belki de gitmeliyim. Haklısın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Peter. Çok teşekkür ederim Peter. That's it, okay? These are our answers. Okay, let's check the pictures and we will circle the correct words. Let me find. Okay. Then you see someone, she is coughing. Yes, then she has a cough. Okay. And let me change it. So sorry. Let me find someone. Okay. Then we can use it. And she has a blanket and she has something on her mouth. Then she has a fever, ateşi var. And she shows her cheek. And probably she has a toothache, diş ağrısı. You see a finger, but there is a plaster around it. Etrafı sarılı. Then it is finger cut, parmak kesiği. And you see she is showing her neck. And most probably she has sore throat, boğaz ağrısı var. And he is using a, you see, markers. Then he has a running nose. Okay, let's see the next exercise. This is odd one out exercise. Then you will look at each of them and which one is different, which one is not related with the all of them. Yani burada farklı olanını bulacağız. Okay. Nose, you know. Ear, you know. Art. What is art? Art means sanat. Yes, you are right. Then the odd is art. Then we have cough, play, sneeze. Sneeze and cough are health problems, but play, oyun ya da oyun oynamak. Yes, this is different. And fun, ache, pain. Pain and ache, these are similar. Her ikisi de ağrı sızı demek. Fun, just opposite, eğlenmek, eğlence. And we have doctor, teacher, dentist. Dentist and doctor are dealing with health, but teacher is not. So teacher is different in this exercise.
Okay, in this exercise, you will circle the correct option according to the sentences before and after the blank. Okay, somebody says, you don't look good, and the other says, I have a stomachache. Then, what can you say in the beginning before you don't look good? What can you say? Yes. What's the matter? You don't look good. Sorun ne? Ya da neyin var? İyi görünmüyorsun. Karnım ağrıyor. Peki diğerleri neden olmaz? Where are you from? Nerelisin? What's the matter? Zaten cevabımız. How many cats are there? Kaç tane uçurma var? What do you do after school? Okuldan sonra yaparsın. Gördüğünüz gibi alakası cevaplar. Sarah is coughing again. I think she has a blah blah blah. Sarah yine öksürüyor. Sanırım neyi var? Yes, you are right. She has a cold. Ve daha önceki dersimizde arkadaşlar health problems'ı öğrenirken dedik ki İngilizce'de problemler, özellikle sağlık problemlerinde arkadaşlar. Mesela she has a fever, she has a cold, she has a flu gibi. Başında genelde arkadaşlar an gelir. Hepsini değil. Mesela a headache yine başına kullanırız. A toothache başına kullanırız. Backache, stomachache. Bunun başına an gelir genelde. Bakın burada da var. Devam edelim. Peki neden diğerleri değil? Dedik ki soğuk algı çok yine öksürüyor. Sanırım soğuk algınlığı var. Burada ödevi var. Değil. Oyuncak böreği var. Değil. Hediyesi var. Değil. I have blah blah blah. Şimdi burada hepsi normalde baktığınızda an evet kullanılır. Backache de olur, toothache de olur, earache de olur, headache de olur. Ama sonrasında ne diyor? I must see my dentist. Dişçime gitmeliyim. Buradaki must arkadaşlar should'dan daha güçlüdür. O yüzden should'da karıştırmayın. Biraz daha zorunluluk içerir. Bakalım hangisi olabilir dedik burada. Dişçiye gideceğine göre toothache değil mi? Diş ağrım var. Backache sırt ağrısı, earache kulak ağrısı, headache baş ağrısı. And the next you see a leg here. I have a problem with my leg because the picture shows leg, not mouth. Not eye, not nose. Mouth, ağız, eye, göz, nose, burun. Demek ki burada da doğru cevabımız leg. Okay, in this unit we covered the parts of the body like face, hand, ear, leg, arm, wrist or others. Let me show it to you again. Okay, we will check them. Okay, at first you have learned the body parts. For example, hair, eye, forehead, nose, ear, tooth, or you can use the plural one, teeth, and mouth, and neck, shoulder. And elbow, okay, this is elbow, and arm, all of it is called arm, fingers, these are fingers. Burada arada arkadaşlar el parmakları için sadece finger kullanıyoruz. Çünkü ayak parmakları için two kullanıyoruz. Yani burada yazılmamış ama two. O yüzden finger'ı ayağımızda kullanmıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Chest, göğüs, stomach, karın. Hand, you know it. Leg, bacak. Şu anda gösteremediğim için buradaki örneklerden kullanalım. Leg, bacak. Foot, ayak. Ya da her ikisini kullanabilirsiniz. Feet, ayaklar. Ankle, ayak bileği. Knee, diz. Okay, these are the parts of your body. Let's see the next one. Which one is the next part? Feelings. What are our feelings? We can say happy, sad, very tired, sleepy. Then, let's remember them again. Sad, üzgün, confused, kafası karışık, tired, yorgun ya da az önce bir örnekte kullanmıştım, exhausted. Bu da çok yorgun, aşırı yorgun demek. Happy, mutlu, bored, canı sıkkın, sıkılmış, cold, üşümüş ya da soğuk algınlığı için de bunu tabii health problems'da gördüğünüz cold dediğimizde soğuk algınlığı anlamında var. Buradaki üşümüş. Thirsty, susamış, surprised, şaşırmış,
Şok da şaşırmış. Şok da biraz daha fazla şaşırma var sadece. Sleepy, uykulu. Angry, kızgın. Hatta arkadaşlar hem çok kızgın anlamı da var mecazi anlamı olarak. Hem de arkadaşlar normal çok sıcak anlamı var. Mesela resim onda gördüğünüz gibi. Hungry, aç. Excited, heyecanlı. Scared, korkmuş. Worried, endişeli. Bunları da tekrar etmiş olalım ve tekrar geri dönelim. Health problems and treatments. Like flu, fever, toothache, measles. Let's check them. Okay. The health problems are... Where are they? Okay, here. Health problems da arkadaşlar sorarken dedik ki what's the matter? What's the problem? Or you can also ask how are you? Yani how are you sorusuna bile kötü hissetmiyorum. Şuyum var, buyum var diye cevap verebiliyorduk. Başka ne sorular var? Onları da bir tekrarmış olalım. How many illnesses can you name? Yani kaç tane hastalık ismi biliyoruz. What can you do to stay healthy? Sağlıklı kalmak için neler yapmalıyız? Bunu daha çok şoklulukla cevaplayacağız. How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersiniz? Bir bakalım. Bunları bir cevaplayalım önce. How many illnesses can you name? I can name at least 20 illnesses, I can say. How can you do to stay healthy? I can do sports, I can eat healthy food, and I can take vitamins. How often do you go to the doctor? I go to the doctor when it is necessary. Okay. Headache, you know, baş ağrısı, sore throat, boğaz ağrısı. Nosebleed, bleeding ya da blood arkadaşlar, kan demek, kanama, bleeding, kanama, nosebleed, burun kanaması, başka bir şey de olabilir, buna yine bleed de kullanabilirsiniz. Backache, sırt ağrısı, kaf, öksürük, runny nose, akan bir burun, burun akıntısı, finger cut, parmak kesi, cold, soğuk algınlığı, stomachache, karın ağrısı, toothache, diş ağrısı, flu, grip, earache, kulak ağrısı, fever, ateş. Unutmayın arkadaşlar, bunlar sadece birkaç tanesi. Bir sürü hastalık, bir sürü sağlık problemi var. Bunlar sadece en sık kullandıklarımızdan bazıları. Let's see what is next. And giving advice which should and shouldn't. This is the last part. Sorry. Okay, we generally use should and shouldn't. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, herhangi bir özneye göre değişim yapmıyoruz should ve shouldn't'da. Should ve shouldn't'dan sonra zaten fiil yalın halinde geliyor, herhangi bir ek kullanmıyoruz. Bakalım örneklerine tekrar. I have a terrible cough, darling. Then you shouldn't smoke as I said before. Yeah, you are right and it's a good idea. Çok kötü öksürüyorum. O zaman daha önce de söylediğim gibi sigara içmemelisin. Evet, haklısın canım. Bu iyi bir fikir. I have a toothache. I can't eat anything. Really? You should see a dentist. Çok kötü. Dişim ağrıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Gerçekten mi? Dişçiye gitmelisin. You should see a dentist. Yani burada you should go to a dentist diyebilirsiniz. Ama genelde arkadaşlar see ile de kullanılır. I feel sleepy. It's enough for me today. What a terrible sore throat. Bugün uykum da var. Yani bugün yeterince zaten şey çektim. Boğazım da ağrıyor. Aslında bu yeterli, bir de boğazım ağrıyor. Now you should have rest for a while. Demek ki burada da ne diyeceğiz? Ya da you should rest diyebilirsiniz. Biraz dinlenmelisin diyor bir süreliğine. Oh, my throat is really sore. Burada arkadaşlar çok acıyor. Hani boğazımızda yanma oluyor. Aslında onu kastediyor. Sweetie, you shouldn't drink cold water while you are sweetie. Burada ne diyor? Terliyken soğuk su içmemelisin. O yüzden shouldn't kullandık. Burada bakalım nelerle meç yapmıştık. Yine örneklerimize tekrar etmiş olalım. Alice has a headache. Başı ağrıyor. Ne yapmalı o zaman? Alice var burada. Bakın ipuçlarını da kaçırmayın. Alice dediği için genelde şeyi arayacağız. Take vitamin. No. See dentist. No. She should take some aspirin. Yes. She should take some aspirin for her headache.
My sister has a sore throat. Let me see. Use here. Okay. Let me use it. Okay, I think it's enough. She should take some aspirin. My sister has a sore throat. Boğazı ağrıyor kız kardeşim. Again we will look at she. And then she should eat some honey and lemon. This is our traditional treatment, you know. Yani geleneksel olarak zaten hani birisi boğazı ağrıdığında genelde limon bal tavsiye edilir. O yüzden şurada bunu kullandık. Tabii ki başka başka seçenekler olabilir ama burada baktığımızda en doğru olanı seçiyoruz buraya göre. Ahmet has a nosebleed. Ahmet'in burnu kanıyor. Ne yapmalı o zaman? Yes. Burada bakalım neler var. Hilere bakacağız zaten. He should drink water with sugar. No. He should sit down and rest for a while. Dinlenmeli biraz. He should lie down on a comfortable bed. Rahat bir yatakta mı yatmalı ya da soğuk bir duş mu almalı? Biraz bunu kanadına göre dinlenmeli. Okay. Uncle Sam has a backache. Uncle Sam'in, Sam amcanın daha doğrusu sırtı ağrıyor. Şunlar karışmasın. Farklı bir kelime alabiliriz. Ne diyebiliriz buraya? Uncle Sam'in sırtı ağrıyor. Daha rahat bir yatakta yatmalı. My grandmother has a cough. Büyük annem öksürüyor. Then she should where is it? Maybe she should eat some honey and lemon again. Or we can also use she should take some medicine. Yani şu her ikisi de buna uygun. Şu ikisi için de söylüyorum. I cut my finger. Parmağımı kestim. Then ne diyecekler? You should use a band-aid. And let me see. My little brother has a high temperature. Çok ateşi var. And she should take a cold shower. And she has a cold. Üşütmüş. She should again take some vitamins. My father has a stomachache. Karnı ağrıyor. Biraz şekerli su içebilir. My best friend Yaren has a toothache. Dişi ağrıyor. She should see a dentist. Okay. These are all for Unit 8. And we have covered all of the parts in Unit 8. If you have some questions and if you need some more exercise, you can check the links that I add here. Please, you can look at the, so sorry, you can look at the links if you need more exercise, or you can just ask your questions by emailing to me. Okay, this is all for our lesson, and if you need some help, you can contact us. See you in our next lesson and Unit 9. Goodbye.